İşkem Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bey. Merhabalar Mahmut Bey, hoş geldiniz. Merhaba efendim, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Tabii siz gelmeden önce biz böyle bir başladık. 9 milyon 200 bin avroluk bir yatırım olduğunu söyledik. Herhalde yanlış ifade etmedim değil mi? Doğru. 9 milyon 200 bin avro, yaklaşık 40 trilyonluk bir Avrupa Birliği fonunu 2016'ın Ocak ayından itibaren Van'da hayırlı bir işin kullandırıyoruz. İnşallah hayırlısı olacaktır. İnşallah. Yani hayır hayır olunca işler hayırlı oluyor. Şimdi şunu sormak istiyorum Mahmut Bey. Yani İşkem Van'da hakikaten yapılan yatırımda çıktısı ciddi anlamda ön plana çıkmış. 30 işletme kurdu. İşletme doğru bir cümle kullanıyorum doğru, değil mi? Doğru. Evet. Tabii bu 30 işletmenin de asıl işletmeciler tarafından talep edilmesi gerekiyor ki bu çıktının tamamlanmış olsun. Şimdi nasıl müracaat olacak? Kim gelecek? Kim müracaat edecek? İsterseniz buradan başlayalım. Bir ilk giriş önemli. Ondan sonra iş gemi ve yatırımlarınızı konuşalım. Şimdi bu yeni yapmış olduğumuz iş yerlerinde tamamen Avrupa standartında çok modern ve 2005 yılından beri edindiğimiz tecrübe doğrultusunda girişimcilerin ihtiyaç duydukları tüm altyapıyı hazır hale getirecek şekilde işletmelerimizi yaptık. Evet, evet. 30 tane modern iş yerimiz 16 Ağustos itibariyle yapan müteahhit ihaleyi alan firma tarafından tarafımıza teslim edilecek. Böyle bir zaman sürecimiz var. Ve bu iş yerini daha henüz teslim almazdan önce biz gerekli duyurularımızı yaptık. Çünkü işletmemiz gerçekten çok güzel oldu. Gerçekten çok şey oldu. Sizin de bahsettiğiniz güzel, gibi. Tabii. Gelip gördünüz zaten, yerine incelediniz. İçindeki girişimcilerimiz ve iş fikirleri de aynı güzellikte olsun istiyoruz. İnovatif işlere özellikle yer verelim istiyoruz. Teknolojik altyapıyı kullanabilen, teknolojik ürün üretebilen ve yenilikçi iş fikirlerine özellikle yer verelim istiyoruz. Çünkü binalarımız çok güzel oldu. İstiyoruz ki oradaki iş fikirleri de girişimcilerimiz de aynı güzellikte, aynı şeyde doğrultuda, hedefimiz doğrultusunda yer alsın istiyoruz. İşkem sadece binasıyla değil, girişimcisiyle, oradaki iş fikirleriyle de evet, ön planda olsun istiyoruz. Ya tabii yani 9 milyon 200 bin avroluk bir yatırım yapıldı. İş yerleri, işletmeler müthiş. Bütün her şey planlandı. Hiçbir eksik yok. İçini dolduracak işletmelerin de yani inovatif bir düşünceye sahip olması gerekiyor ve kente artık katma değer sunması gerekiyor. Şehir dışından müracaat kabul ediyor musunuz? Bölgeden kabul ediyor musunuz? Şehir dışından da müracaat kabul ediyoruz. Halka, hatta ülke dışından da müracaat kabul ediyoruz. Ülke dışından da. Hedeflerimiz biraz yüksek bizim. Şimdi biz 2005 yılından itibaren evet, şu İşkem'in kuruluşumuz ve faaliyetlerimiz devam ediyor. Türkiye'de ikinci kurulan İşkem'iz. Siz program başında bir şeyden bahsettiniz. Niyetlerle doğru orantılıdır yapılan tabii, işin başarısı. Tabii. Biz de buna yoruyoruz. Bunda çok fazla kendi şeyimiz yoktur, becerimiz. Fakat niyetimiz iyi olduğu için Allah da bize yardım etti. İnşallah. Hakikaten. Şu an Türkiye'de İyi bir işkem uygulaması olarak Van İşkem adı bir marka oldu. Nerede yeni işkem kurulsa bizleri deneyim paylaşım için davet ediyorlar. Ve birçok ilin yeni işkem kuruluşlarına da vesile olduk bu anlamda. Çok iyi. Bu Avrupa Birliği projesi de bizim işkemin hem daha da profesyonel anlamda yürütülmesine hem de kapasitesinin artırılmasına ciddi anlamda katkı sağladı. Proje süreciyle ilgili aslında biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu da önemli bir başarıydı tabii, proje tabii, şeyi. 2009 yılında İPA 1 kapsamında açılan teklif çağrısına biz Van Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak İşkem Büyüyor adıyla bir proje sunduk. Yaptığımız işi anlattık. Van'daki bu bölgedeki potansiyeli anlattık ve İşkem buradaki gerekliliğini çok iyi anlattığımız için bu projelerde biliyorsunuz bir yarış tarzında sürer. Türkiye geneline açılmış bir proje teklif çağrısıydı. Bu Türkiye genelindeki proje teklif çağrılarının içerisinden toplam 500
560 tane proje başvurusu gitti. Bu 560 proje başvurusu içerisinden 46 tane proje kabul edildi. Bu 46 projeden bir tanesi de Van İşken Büyüyor projesiydi. Bir özelliği daha var bizim projemizin. Diğer proje 46 projenin 45 tanesi ya belediye, ticaret odası veya işte esnaf sanatkarlar odası gibi bir takım kuruluşlara ait projelerdir. Tek dernek projesi olarak Van İşken projesidir. Türkiye'deki tek dernek projemizdir. Böyle de bir ilke şey yapmış olduk. Türkiye'de rol model olabilecek bir proje mi? Yani şimdi dediniz ki tek dernek projesi 9 milyon 200 bin avro. Hakikaten Türkiye'de rol model olabilir mi Mahmut Bey? Şimdi sadece bu projede değil de projenin çıktıları olarak ciddi anlamda rol model olmayı hedefliyoruz. İşken projesi Türkiye genelinde 2005 yılından beri uygulanan bir sistem. Fakat maalesef bir yasal altyapısı olmadığı için işkemin bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Ve şu an hali hazırda birçok yerde yeni işkemler kuruluyorken bir takım yerlerde işkemler de kapanıyor. Şimdi de bu tarafı da var. Ve yereldeki kişi veya kuruluşların sahiplenmesiyle doğru orantıda işkemlerin başarısı veya sürdürülebilirliği devam ediyor. Fakat biz burada aslında ülke olarak bana göre imalatta, üretimde iyi bir yere geldik. Evet. Eskiden hep üretim yapalım, imalat yapalım, ülkenin kurtuluşu bundadır diyorduk. Şimdi bana göre çıtayı biraz daha yükseltmemiz lazım. Bundan sonra sadece üretim değil, katma değeri yüksek ürün üretmemiz lazım. Teknolojik ürün üretmemiz lazım. Ülkemizin tabii artık geleceği kurtuluşu bundadır. İşkemler buna çok iyi bir altyapıdır. Altyapı çalışmasıdır. Şimdi devlet küçülüyor ki biz küçülsün de istiyoruz tabii, zaten. Tabii. Çünkü bir takım şeyleri özel sektör çok daha iyi yapıyor. Bu nedenle şimdi yeni gençlerin önünde iki tane alternatif var. Devleti artık unutacaklar. Orada çıta çok yükseldi. Ya kendi işlerini kuracaklar veya bir özel sektörde çalışacaklar. Özel sektörde çalışabilmek için ciddi bir donanıma sahip olmaları lazım. Tabii. Özel sektör çünkü hatır gönülde personel almaz. Eğer kendi işlerini kurmaya kalkarlarsa ki ben bunu tavsiye ederim hakikaten iş fikrini iyi bir iş fikrine sahiplerse. Şu an devlet çok güzel destek veriyor girişimcilere. COSGAP aracılığıyla veriyor, TÜBİTAK aracılığıyla, işte teknokentler aracılığıyla, her bir takım benzer kuruluşlar aracılığıyla çok güzel destekleri var. Yeter ki iyi bir iş fikri olsun. O yüzden gençler için bu iş fikirleri konusunda veya kendi işlerini kurmalar konusunda ciddi anlamda düşünmelerini, hatta bu konuda işkemde danışmanlık desteği de alabileceklerini de söyleyeyim buradan. Bu tür girişimciliğin geliştirilmesinde ki devlet şu an bir takım çalışmalar evet yapıyor. Girişimcilik ekosistemi nasıl gelişir diye. Girişimcilik ekosistemin geliştirilmesinde şu an Van İşkem'de bizim uygulamış olduğumuz çalışmalar eğer ki bir aksilik olmaz ise yaklaşık 2-3 ay sonra tam neticelerini almış olacağız. Evet. Türkiye'de girişimciliğin geliştirilmesi için o ekosistemin gelişmesi için çok ciddi bir rol model olacağız diye kendimize böyle bir hedef koyduk. Ve erişilmesi mümkün olan bir hedeftir. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Bizim şu Avrupa Birliği projemizin iki ayağı var. Biri inşaat, fiziki mekan yapımı. Tabii. Fakat bir diğeri de eğitim ve danışmanlık işiydi. Onu da alan iyi bir firmamız almış onu da. O firmanın getirdiği uzmanlarla biz şimdi işgemi tabiri caizse yeniden anayasasını oluşturduk. Girişimcilerimize vermiş olduğumuz hizmet departmanlarını artırdık. Şimdi eskiden girişimcilerimize sadece mekan veriyorduk ve kısa bir koçluk yapıyorduk. Ama şimdi öyle değil. E-ticaretinden tutun dış ticaretine varıncaya kadar, muhasebe sisteminden tutun kalite yönetim sistemine, iş sağlığı güvenliği konularında birçok konuda getirdiğimiz uzmanlarla bu sistemi girişimcilerimizin kullanmasını ve uygulaması için çalışmalar yapıyoruz. Bu da girişimcilerimiz, işkemde yer alan girişimcilerimizin çok daha kısa sürede işletmelerini geliştirmelerini, bu rekabetçi sektörde çok daha iyi yer alabilmelerini sağlayacak bir sistem olacak. Burada biz bir takım paydaşlarımız var. Teknokent ve özellikle Kuluçka Merkezi'ni, evet, ve OSB'yi, bir de bir arayüz daha düşünüyoruz, orta ölçekli sanayi sitesi diye. Bunu biz doğru bir şekilde kurgularsak, hayata geçirebilirsek
bu girişimcilik ekosisteminin ülke genelinde yaygınlaşması için çok iyi bir örnek, rol model olacaktır. Böyle bir rol modelinin de Van'dan çıkması, Van adına inanılmaz güzel bir sonuç doğuracaktır. Yani girişimcilik ekosistemin uygulandığı ilk alan Van mı Mahmut Bey? Hayır, girişimcilik ekosistemi herkes kendince bir şeyler uyguluyor. Fakat şu an sağlıklı bir şekilde girişimcilik ekosistemi nasıl olur diye ciddi bütçelerle araştırmalar yapılıyor. Hmm. Üniversiteler yapıyor bunu, kalkınma ajansları yapıyor bunu. Fakat şu an net bir şekilde ortaya konulmuş örnek bir girişimcilik ekosistemi maalesef Türkiye'de yok. Yok. Biz bu uygulamaya çalıştığımız ekosistemini eğer başarabilirsek bu bir rol model olarak Türkiye'nin önüne konulabilir. Türkiye'nin bütün illerinde uygulanabilecek bir rol model haline gelebilir. Şimdi tabii sorular var. Sorularla birlikte yorumlar var. Ya aradığınız kriterler ne Mahmut Bey? Yani kim size müracaat edebilir? Yani oradaki 30 işletmeden birine sahip, yani orada üretim yapmak isteyen kişide ne kriter arıyorsunuz? Hangi kriterler artı puandır? Şimdi temel aradığımız kriter yapılabilir ve sürdürülebilir bir iş fikri olmalı. Artı puan kazandıran unsurlar ise yenilikçi bir iş fikri olmalı. Pazarda rekabet edebilme şansı olmalı. Bir de girişimcimizin kötü şan şöhret sahibi olmaması gerekiyor. Aradığımız kriterler sadece bunlar. Bayanlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıyor musunuz yoksa herkes eşit şartlara mı sahip? Özellikle bayanlara pozitif ayrımcılığımız söz konusu. Ki puanlama yaparken onu da göz önüne alıyoruz. Fakat gençlerin hepsinden iş fikriyle onları bekliyoruz. Zaten bizim hedef kitlemiz gençler. Gençler. Yani öyle bir hedef kitlemiz var bizim orada. Yaş ortalaması kaç? Öyle bir kıstasımız yoktur. Fakat onu da özellikle koymadık. Kendisini genç hisseden insanlar da var. O yüzden tabii. Öyle bir yaş kıstasımız yoktur. Onlar da görmüyor. Ama gençler hedef kitlemizdir. Peki yeni iş fikirleri çıkıyor mu Mahmut Bey? Şimdi biz yaklaşık bir 10 gün önce bir basın açıklamasıyla bu çağrımızı yaptık. Evet. Bu çağrıdan sonra çok güzel iş fikirleri geldi. Bunun içerisinde klasik işte sıradan iş fikirlerinden de geldi ama çoğunluğunu şu an yenilikçi işler ve inovatif işleri de içeren çok güzel iş fikirleri geldi. Hatta iş fikirlerin bir kısmı pazarlarında ihracatı hedef almış iş fikirlerimiz de var. Çok iyi. İran'dan aynı şekilde yatırımcı müracaatları var. Ve ilk değerlendirmemizi önümüzdeki hafta itibariyle yapıyoruz. Değerlendirme konusunda oldukça şeffaf davranıyoruz. Bir değerlendirme kurulu oluşturduk. Evet. 5 kişilik bir değerlendirme kurulunda yapılan müracaatlar önceden belirlenmiş sorulara ve puanlama sistemine göre değerlendirmeler yapılıyor ve değerlendirme sonucu olumlu veya olumsuz girişimciyle paylaşılacak. İhtiyaç duyduğumuz takdirde girişimciyi heyete davet ederek görüşünü de direkt alacağız. Bu konuda bizim amacımız şu: gerçekten İşgem'de yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimciler ve inovatif ürünler veya bölgede ilk kez gerçekleştirecek üretim ve imalata yönelik iş fikirlerine yer vermek istiyoruz. Evet. Bu bize şunu getirecek: eğer ki biz orada yapılabilir, sürdürülebilir, iyi iş fikirlerini hayata geçirme imkanı bulabilirsek bu bizim başarımız olur. Tabii. Eğer ki tam tersi bir yaklaşım içinde olursak, orada kapanan işletme sayımız fazla olursa, sürdürülebilir iş fikri olmadan işte aldığımız işletmeler çok başarı gösteremezlerse bu da bizim başarısızlığımız da olacak. Tabii. O yüzden başarısızlığı çok fazla kabullenemiyoruz. Çok hassas davranacağız. Geçmişte bunu yapmamıştık. Gelen tüm iş fikirlerini almıştık ama şimdi hem bölgenin gelişmesini hem ülkenin bu anlamda gelişmesini de göz önüne alarak hedefimizi biraz değiştirdik. Yenilikçi iş fikirlerine öncelik veriyoruz. Bu anlamda inovatif ve bölgede ilk kez üretilecek ürünler bizim öncelikli yer vereceğimiz girişimcilerimiz olacak. Şimdi
Tabii şunu da merak edenler var. Mesela sizin OSEB'den, tekstil kentten ne farkınız var? Bizim OSEB'de tekstil kentten ciddi farklarımız var. Biz İşgem'de iki türlü hizmet veriyoruz. Şimdi OSEB'deki veya tekstil kentteki girişimci gider orada kendine iş yeri kiralar veya kendi iş yerini yapar. Orada direkt imalata, üretime başlar. Fakat bizdeki girişimci daha işe yeni başlayan girişimcidir. İşgemlerdeki kuruluş amacı, maksadı budur zaten. Bu sadece Türkiye için değil, tüm dünyada öngörülen bir şeydir. Yeni kurulan işler riskli işlerdir. Evet. Ve işletmelerin en çok kapanma oranları ilk 5 yıldadır. Yani ilk 5 yıl sıkıntılı bir süreçtir girişimci için. Eğer ki o ilk 5 yılı sağlıklı bir şekilde atlattığı takdirde işini çok daha rahat büyütüp ilerletebilir. Ama o ilk kapanmaların olduğu işte ilk 5 yılı çok sağlıklı bir şekilde geçmeleri lazım. Bunun için bu işgen fikri ortaya çıkmış. Bir diğer adı bunun inkübatördür. Bir diğer adı kuluçka merkezidir. O yeni girişimciyi biz alıp orada inkübasyon sürecidir o ilk 5 yıllık süreç. Bir takım destekler veriyoruz ona. COSGAP aracılığıyla finansal destek veriyoruz. Piyasa şartlarına göre çok daha uygun kiralarla tahsis bedelleriyle, evet, iş yeri tahsis ediyoruz. Bir de az önce saydığım gibi birçok konularda koçluk, danışmanlık hizmeti vererek işletmenin gelişmesini, büyümesini sağlıyoruz. Bizdeki mantık şudur. İşgem'de yer alan tüm işletme bizim kendi firmamızdır. Kendi işletmemizdir. Biz böyle görürüz, böyle davranırız, bu şekilde yaklaşırız işletmeye. O yüzden işletmenin tüm sıkıntılarıyla, sorunlarıyla birebir ilgileniriz. Oysa bir OSEB'de, bir tekstil kentte bu tarz bir yönetim anlayışı yoktur. O yüzden işgemin zaten varoluş amacı, hedefi, maksadı da budur. Bu nedenle OSB ile tekstil kentle veya diğer işte küçük sanayi siteleriyle ciddi bir farklılığımız vardır. Hiçbir benzerliğimiz yoktur. Evet, diyorsunuz ki işletmelerin en riskli dönemi. Yani evet, ilk emekleme dönemlerinde biz onları koruma altına alıyoruz. O süreci geçinceye kadar her türlü desteği sunmaya çalışıyoruz. Yanlış anlamadıysam, evet, böyle. Evet, aynen öyle. Evet. Tabii onlar belli bir süreçten sonra çıkıyorlar mı oradan, Mahmut Bey? Şimdi bizde geçici barınır girişimciler. Evet. Yani bunun normalde süremiz 3 yıldır. Fakat 3 yıldan sonra 2 yıl gerekçe göstererek süre uzatımı isteyebilir girişimcimiz. Fakat maksimum 5 yıl süre içinde işgemde kalabilir. Bizim görevimiz o 5 yıllık süreç içerisinde işletmenin ihtiyaç duyduğu bir takım destekleri sağlayarak işletmenin sağlıklı bir şekilde gelişip büyümesini sağlamak ve 5 yılın, evet, sonrasında dışarıya çıkarmak. Yani biz buna mezuniyet diyoruz. İyi bir mezuniyet töreniyle, yaş pastasıyla, diğer girişimcilerin katılması, evet, diplomamızı da veriyoruz. Sağlıklı bir şekilde mezun ediyoruz, gönderiyoruz girişimcilerimizi. Onun yerine bir yeni işletmeyi alıyoruz. Böyle bir döngü var bizim orada. Kurulduğumuz günden beri yaklaşık 104 tane girişimciye hizmet verdik biz. 28 tanesi halen bizim orada devam ediyor şu an. Onun dışında 50'ye yakın girişimcimiz başarılı bir şekilde mezun ettik. Gönderdik, kimisini OSEB'ye gönderdik, kimisini toplantıcılar sitesine, kimisini işte farklı yerlerde kendi, evet, iş yerlerini kurdular. Bunun dışında 20'ye yakın işletmemiz bu işi başaramadı, kapattı. Bu tür olumsuz yönleri de var ama oranlarsak iyi bir başarı grafiğimiz var ortada. Bundan sonraki süreçte ise 60 tane girişimciye aynı anda hizmet verebileceğiz. Ve hedefimizde de inşallah Allah izin verirse 700'ün üzerinde bir çalışan hedefliyoruz. 30 iş yerinde mi yoksa toplamda? Toplamında 700'ün üzerinde bir çalışanı hedefliyoruz. Şimdi Mahmut Bey, tabii burada her zaman her yerde böyle polemikler olur, farklı düşünceler olur. Değerlendirme grubunuz var mı? Mesela size müracaat edenleri siz mi değerlendiriyorsunuz? Bir komisyonunuz mu var? Ne var? Yani ben gelsem beni siz mi değerlendireceksiniz? Komisyonunuz mu? Hayır. Şu an bir komisyon, değerlendirme komisyonu kurduk. Değerlendirme komisyonu ilde hem kamu kuruluşları hem STK'lardan oluşan temsilciler, ilgili kuruluşların temsilcilerinden oluşan, evet, kurum temsilcileri tarafından 5 kişilik bir kurul
tarafından kabul edilecek, projeler değerlendirilecek. Yani bu konuyla ilgili olan kurumlar var. Bunların değerlendirmesinden geçecek. Bu ilgili kurumlar zaten aynı zamanda İŞKEM'in bir takım paydaşlarıdırlar da. Evet. Danışma kurulunda da yer alıyorlar. Ve girişimcileri bir şekilde destekleyen kuruluşlar zaten. Hı. O yüzden ilgili kuruluşlar diyoruz. Son derece objektif ve doğru bir değerlendirme yapılacak. Çünkü amacımız belli, hedeflerimiz belli, niyetimiz belli. O hedeflere ulaşmak için hiçbir şekilde bu konuda taviz vermeyeceğiz. Evet. Ve bu hedeflerimizden hiçbir şekilde sapma yapmamayı kararlaştırmayacağız. Ya tabii niyetinde bir bağımsız bir organizasyon haliyle bağımsız organizasyon yaptığı çalışmada da dışarıdaki bütün uyarıcılara, baskılara kapalı. Şimdi ne zaman işletmeler işe başlayacak diye planladınız Mahmut Bey? Normalde Haziran ayının başı itibariyle evet, biz başlayacaktık. Fakat 2,5 aylık bir gecikmemiz var bizim. Geçmişte belediyeden ruhsat almakta ciddi anlamda zorlanmıştık. Hmm. Gecikmemizin en büyük sebeplerinden biri odur. Bir diğeri de müteahhitimizden kaynaklanan sorunlar nedeniyle bir gecikmemiz var. Fakat Ağustos 2016 itibariyle işi teslim alacağız. Bizim de düşüncemiz hiç gün kaybetmeden oraları teslim alır almaz hemen yeni girişimcilerimize tahsis ederek bir an önce evet, üretime geçmelerini, işletmelerini, hayata geçmelerini istiyoruz, planlıyoruz. O yüzden Ağustos ayı içerisinde işletmelerimize, girişimcilerimize yeni yerleri teslim etmiş olacağız. Evet. Bu nedenle önceden de bu değerlendirmelerimizi yapıp girişimcilerimizi bu anlamda hazırlamak istiyoruz. Evet. Şimdi yapılan yorumlar arasında bir şey dikkat çekiyor. Yani yatırımın tam anlam bulabilmesi için mesela Mahmut Çakır diyor ki yani tam anlam bulabilmesi için iyi girişimcilere verilmesi gerekiyor ki siz onun için mücadele ediyorsunuz. Öyle. Peki ben şunu sormak istiyorum. Çok iyi bir yatırım yaptınız. İyi girişimci bekliyorsunuz. Şu ana kadar ki müracaatlar beklentinizi karşıladı mı Mahmut Bey? Şu ana kadar bize başvuru formunu da doldurup getirerek müracaat eden bir fiil müracaat eden müracaatçı sayımız bizim şu an 20'yi buldu. 20'yi buldu. Benim gözlemim o. Şöyle bir üstten gözlemlediğimiz kadarıyla bunların içerisinde yaklaşık 13 tane 14 tane gerçekten düşündüğümüz tarzda var. Girişimcimiz var. Böyle bir şey var. Bu da sevindirici bir durum aslında. Çünkü bu kadar kısa sürede bu kadar iyi bir geri dönüt almak güzel bir şey. Hatta işletmelerimiz gerçekten çok güzel oldu. Yani aslında insanlarımızı davet ediyorum. Gelip tabii görmelerini istiyorum. Tabii görseler müthiş bir şey. Hakikaten. Gelip gören insanlar içerisinde ya insanın yatırım yapası geliyor diyen arkadaşlarımız hatta var. Hatta dünden beri şey düşünüyorum. Ben de diyorum taştan. Çünkü hakikaten evet, çok güzeldi. Bir çok evet, güzel bir yer yapılmış. Üretecek bir şey olsa da diye taşırdık ama aynen, üretemiyoruz evet, maalesef öyle. Şu da var. Mesela tekstil kendinden OSEB'den farkımız var. Ama şu size örnek oluyor mu? Mesela OSEB işte dışarıya gidiyor, yatırımcı davet ediyor, tekstil kent gidiyor. Sizin de böyle bir uygulamanız var mı? Böyle bir çalışmanız var mı Mahmut Bey? Biz Van Sanayici ve İnsanlar Derneği olarak Van'da ilk kurulan derneğiz. Evet. 1994. Birinci dernek. Birinci dernek. Bir numaralı bir zaman. Bir numaralı derneğiz. Hatta sadece Van'da değil, Doğu Anadolu bölgesinde ilk kurulan derneğiz. Ve ilk kurulduğumuz yıllar işte ildeki sanayinin, üretimin geliştirilmesi, ticaretin geliştirilmesi adına bir takım faaliyetler yapacağız demiştik. Evet. O faaliyetler çerçevesinde biz sadece İstanbul, Ankara, İzmir değil, yurt dışına dahi çıktık. Almanya'ya kadar gittik. Hmm. Bir takım organizasyonlar yaptık, faaliyetler yaptık. Gelin Van'a yatırım yapın, bu bölgeye yatırım yapın. Şöyle imkanları var, böyle fırsatları var diye bir takım çalışmalar yaptık. Hmm. Birkaç yıl yaptık biz bu çalışmayı. Fakat hiçbir sonuç alamadık. Yüzümüze karşı hiçbir insan yok demedi bize. Hmm. Nezaketen evet dediler, olur dediler ama hiçbir sonuç elde edemedik. Şey ki bugüne kadar geldiğimiz günde de gördüğümüz odur. Dışarıdan buraya gelip
büyük yatırım yapacak bir insan mümkün değil. Yok, olmadı. Yaşamında bunu gösteriyor. Bu nedenle biz ufaktan başlamalıyız, küçükten başlamalıyız ve yereldeki girişimcilerimizi bir şekilde imkanlar, fırsatlar sunarak yerelden bu işi başlatmamız lazım, küçükten başlatmamız lazım. İşgem de bunu, tam buna hizmet ediyor bence. O sebeye direkt gidip kendi işini kuracak, o altyapıyı yapacak, o bina, makine, ekipmanı, o sermayeyi bulacak belki girişimcimiz yoktur. Ama işgemde mevcut tesislerle, imkanlarla, fırsatlarla kendi işini kurup, geliştirip, büyütüp 3 sene sonra, 5 sene sonra o sebeye çok rahat gidebilecek girişimler, iş fikirleri vardır. O yüzden işgem gerçekten çok anlamlı, çok doğru ve OSB'ye bana göre altyapı olarak görebileceğimiz bir unsurdur işgem. Evet, yani OSB'ye yetiştiriyorsunuz. Aynen, OSB'ye biz patronu yetiştiriyoruz. Şey dedi, dikkat edilmeli aslında. Mesela 500 metrekarelik o işletme ne kadar para harcandı? Niyetinde OSB'ye gitse adam böyle bir yatırımı yaptığında o parayı vermesi gerekiyor. Ama 3-5 yıl sizde bedava kullanıyor. Yani cüzim miktar. Evet. Ne kadar para gidiyor mesela öyle bir işletmeye? Şimdi normalde bizim o 30 tane işletmemizin toplam yatırım maliyeti 40 trilyon lirayı buldu. 30 tane işletmeyi 40 trilyon. Ortalamasını şey alsanız, her birini şey alsanız, nereden baksanız demek ki bir işletme 700-800 milyar veya daha fazla ciddi anlamda bir altyapı gerektiriyor ki o sebepte iş yeri yapan arkadaşlarımız, şeylerimiz var, bunlardan da biliyoruz. Evet. Ciddi anlamda altyapıya para harcıyorlar orada. Evet. Biz burada o altyapıya harcayacakları paradan arındırarak, bir takım giderlerden arındırarak ilk başlangıçtaki o öz sermayesini direkt kendi işinde, makine ekipmanında ve işletme sermayesi olarak kullansın istiyoruz. Buna zemin hazırlıyoruz. Daha sonra İşletmesini geliştirdikçe, büyüdükçe, pazarını geliştirdikçe, ürününü geliştirdikçe, işletmesinin sermayesini büyüttükçe o sebede çok daha rahat kendi işini kurabilecek, yapabilecek işletmeler oluşturacağız ki şu an bizim o anlamda güzel örneklerimiz de var. O sebede işgemden çıkmış girişimcilerimiz var. Toplantıcılar sitesinde keza öyle, kendi iş yerini kurup ufacık bir işletmeyken sıfırdan başlayıp ama şu an çok büyük bir işletme haline gelen çok güzel de başarı hikayelerimiz var. Evet. Gelen projeler arasında sizi vay be helal olsun dedirten projeler var mı? Yoksa yine tamam iyi projeler var ama hep alışık olduğumuz şeyler mi? O 20 projenin içerisinden yaklaşık yarısı vay be çok güzel iş fikriymiş, çok güzel bir projeymiş dedirten projeler. İnşallah hayırlısı olur kendisi. Evet, inşallah. Evet, proje müracaat için bizzat işgeme mi gelmesi gerekiyor? İki tür müracaat şeklimiz var. Bir işgemin web sayfası var. Vanişgem.com.tr diye. Evet, Vanişgem.com.tr. Bu web sayfamızı ziyaret ederek oradaki başvuru formumuzu kullanarak başvurularını hazırlayıp getirebilirler veya direkt gelip işgeme uğrayıp oradan elden başvuru formu alıp doldurup teslim edebilirler. Ama illaki başvurularını elden işgeme teslim etmeleri gerekiyor. Posta yoluyla veya diğer yöntemlerle yapılan başvuruları kabul görmüyor. Çünkü başvuru formumuzu ilk başvuru esnasında eksik doldurulmaması için, yanlış anlaşılmaması için bir takım orada check ediyoruz girişimcimizle beraber. Maksat şudur, girişimcimizin iş fikrini yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermek, sizin doğru bir şekilde forma yansıtmış olduğunu görmek. Bu nedenle şahsen başvuru istiyoruz. Başvuru tarihi ne zaman sonlanıyor? Başvuru tarihimizde son tarih diye bir şey yoktur. Yok. Çünkü bizim orada bir sirkülasyonumuz var sürekli. Bir taraftan girişimci girer, işgeme girerken bir taraftan da girişimcilerimizi mezun ediyoruz. Tabii. O yüzden sürekli biz başvuru alırız. O başvuruda girişimcimizin istediği ölçekte iş yerimiz mevcut ise hemen değerlendirmeye alır. Yer tahsisi eğer gerekiyorsa yaparız. Yerimiz mevcut değilse yedek listemize koyup daha sonra o istediği ölçekte yer boşaldığı takdirde kendisine bilgi vererek başvurusunun geçerli olup olmadığı sorulur. Geçerliyse tekrar değerlendirmeye alınır. Böyle bir uygulamamız var bizim. O yüzden başvuruda son tarih diye bir şey söz konusu değil. Yalnız şunu öneririm ben, eğer yeni işliklerimizde özellikle
yer almak istiyorlarsa biraz ellerini çabuk tutsunlar. Çünkü bayağı bir başvuru bekliyoruz. Şunu da yorumları toparlayarak soruyorum. Şimdi çok güzel işlikler yapmışsınız. Oraya yatırım yapacak insanlar da herhalde teknoloji de donatmaları gerekiyor. Peki bunu 3 yıl sonra taşımak, bir yerden bir yere götürmek ciddi bir masraf değil mi Mahmut Bey? Şimdi doğrudur. Bir masrafı vardır onun. Fakat buradaki işte mantık o. Yani girişimci bir takım altyapıya harcayacağı masrafları direkt kendisini makine ekipman olarak kullansın istiyoruz. İşletme sermayesi olarak kullansın istiyoruz. O yüzden altyapı masraflarından arındırıyoruz. Bu işin mantığı bu zaten. O yüzden mesela 3 yıl kaldı, 5 yıl kaldı. Daha sonra kendisine OSB'de atıyorum, hemen de yapması gerekmiyor. Bir yıllık süreç içerisinde süreci yayarak, binasını yaparak, altyapısını oluşturarak, kısmı harcamalarla kendisine bir altyapı oluşturup taşıması. Bu doğru bir mantıktır, doğru bir süreçtir bence. Ki bugüne kadar 2005'ten beri yaptığımız, uyguladığımız şeylerde gördüğümüz de budur. Bu doğru bir mantık, doğru bir yöntem. Evet. Şimdi sizin orada işte bir işletmede 3 yıl vaktini geçirmeyi kazanan bir kişi aynı zamanda işte COSGAP'ten, Teknokent'ten, OSEB'den artı destekler alabiliyor mu? Yani sizin orada yer edinebilmek bir avantaj mıdır aynı zamanda? Şimdi o az önce bahsetmiş olduğum girişimci ekosistemde rol model olmayı hedeflediğimiz çalışma içerisinde bu da var. Bu da var. 100. Üniversitesi Teknokent'te yapmış olduğumuz bir protokol ile 100. Üniversitesi'nin Teknokent'inde yer alan orada bir Ar-Ge çalışması yapan ve ürünü ticaretleştirmek için mekan arayan kişilere biz öncelik vereceğiz orada. 100. Üniversite Teknokent'te bize başvuru yapan fakat bir SWOT analizi yapmamış iş, sadece bir iş fikrine sahip. Evet. Ama bunun yapılabilir sürdürülebilirliği konusunda ciddi bir çalışma yapmamış ise, iş planı yok ise bu konuda 100. Üniversite Teknokent Kuluçka Merkezi'nde uzman desteğiyle girişimcilere bu destek verilecek. Bu iş planı hazırlandıktan sonra, bu çalışma yapılması, SWOT analizleri yapıldıktan sonra eğer ki o iş fikrinde yapılabilir ve sürdürülebilir bir iş fikri olarak ortaya çıktıysa onu da artı puanla hemen işgeme alacağız. Böyle bir yöntem var. Diğerinde ise işgemde yer alan işletmelere COSGAP aracılığıyla bir 150 bin liralık bir finansal destek söz konusudur. Bunun 50 bin lirası hibe, 100 bin lirası faizsiz geri dönüşümlü makine ekipman desteğidir. Bunu aslında birçok vatandaşımız veya girişimcimiz bunu bilirler. Fakat çünkü bu girişimcilik belgesi olan işletmelerin de kullandığı bir finans kaynağıdır. Evet. Ama işgemde yer alan girişimciler bu girişimcilik belgesine sahip olmaksızın bu destekten faydalanabiliyorlar. COSGAP'in böyle bir uygulaması var. Bu girişimcilik desteğinin faydalanabilmesi için iki tane şartı vardır. Ya eğitimleri alıp girişimcilik belgesi almış olması lazım veya herhangi bir işgemde yer alıyor olması lazım. Böyle de bir avantajımız var. Halil İbrahim Yavuz'un bir sorusu var. Diyor ki bu işgemde iş geliştirme, profesyonel iş geliştirme desteği de sağlanacak mı? Şimdiye kadar çok Halil İbrahim Yavuz Hoca. Evet, tanıyorum, biliyorum. Çok değerli bir hocamız. Teknokent'te de örnek bir girişimcimiz hakikaten. Evet. Van adına bir değer. Sahip çıkılması gereken bir değer diye Halil Hocamızı öyle tanımlayabiliriz. Bizim şimdiye kadar bu projemiz başlayana kadar yapmış olduğumuz o anlamdaki profesyonel destekler sadece bir koçluktan ibaretti. Evet. Fakat şimdi bu projeden sonra Van İşgem'i de daha profesyonel hale getirdik. İşgem'de çok farklı departmanlar kurduk işletmelerimize. Bu anlamda danışmanlık hizmeti verecek, profesyonel anlamda destek verecek farklı departmanlar kurduk. Departmanlardan bir tanesi kalite yönetim sistem departmanımız var. İşletmelere bu anlamda hem iş sağlığı güvenliği konusunda hem kalite departmanıyla ilgili işletmelere bu sistemi kurarak daha profesyonel işletme haline gelmesini sağlıyoruz. Kurduğumuz bir farklı departman, orada istihdam ettiğimiz arkadaşımız aracılığıyla işletmelerin hepsine birer web sayfası yapıyoruz. Web sayfasının kullanımı konusunda eğitim veriyoruz.
Bir de e-ticaret konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bununla ilgili de bir de portal, ticari portal oluşturduk. O ticari portal ile de işte e-ticaret konusunda girişimcilerimizin hem bir farkındalık oluşturmak hem de ürünlerin orada tanıtım ve satışını yapmaları için bir çalışma yapıyoruz. Bir diğer yeni oluşturduğumuz departman ise dış ticaret departmanımız. Yanı başımızda İran ve Irak bizim için aslında iyi bir pazardır. Kullanamadığımız, değerlendiremediğimiz evet. birçok sektörde iyi bir pazardır. Fakat girişimcilerimiz de dış ticaret konusunda insan bilmediği şeyden korkar. Dış ticaret konusunda ciddi anlamda bilgi eksikliği olduğu için, ithalat, ihracat konusunda çok fazla bilgi sahibi olmadıkları için akıllarının ucundan bile geçirmiyorlar dış ticareti. Bizim oluşturduğumuz bu departman aracılığıyla işletmelerimizin ihracat yapabilecek özellikle işletmelerimizin ürünlerinin ihracını gerek işgem üzerinden gerekse işletmenin kendi firması üzerinden yapılabilmesi için bu departmanımız böyle bir çalışma yapacak. Bir de bir muhasebe departmanı oluşturduk. Bu konuda da aynı şekilde girişimcilerimiz ciddi anlamda bilgi eksikliği nedeniyle çok fazla yanlış yapıyorlar, hata yapıyorlar. O yaptıkları hatalar ve yanlışlar devletin sunduğu bir takım imkanlardan faydalanamamalarına sebep oluyor veya ceza yemelerine sebep oluyor. Bunu önüne geçmek için, bunu engellemek için de bir muhasebe departmanı oluşturduk. Bu muhasebe departmanımızda şu an zaten hizmet vermeye de başladı. Girişimcilerimize muhasebe konusunda bir farkındalık çalışması yapıyor, yönlendirme çalışması yapıyor. Özellikle dosyalama, fatura konusunda ciddi anlamda işletmelerimize destek veriyoruz. Bunu yaparken mesela bir örnekten bahsetmek isterim. Buyurun. İşletmelerimize dönem dönem devletin farklı kuruluşları tarafından destekler, finansal destekler sağlanıyor çıkıyor. Fakat işletmemiz fatura bilinci tam yerinde olmadığı için veya muhasebe konusunda bir yaşadığı bilgisizlik nedeniyle bilançolarında ciddi sorun yaşıyorlar. Ve o bilançoyla bu tarz desteklere, teşviklere müracaat ettikleri zaman olumsuz sonuç alıyorlar. Bu da onların aslında ciddi anlamda kayıplarına sebep oluyor. Biz bu konuda gerçekleştireceğimiz, oluşturacağımız farkındalık ile vereceğimiz hizmetlerle işletmelerin yarınki günde bu tür desteklerden faydalanmalarını veya karşılaşabilecekleri bir takım cezai sorumluluklardan da arınmaları için destek vermiş olacağız. Bu da işletmelerimize hakikaten gelişmelerine, kapasitenin artırmalarına katkı sağlayacak. O yüzden bu yeni kurduğumuz departmanlarla işletmelerimize çok daha iyi hizmet vererek onların çok daha kısa sürede piyasa şartlarıyla rekabet edebilir hale gelmelerini, kendi ayakları üzerinde kısa sürede kalabilmelerini sağlayacak imkanlara kavuşacaklarına inanıyoruz. Evet, artık toparlarsak Mahmut Bey, işgemde 9 milyon 200 bin avroluk bir yatırım var, işletme var, içlik var, sizin teknik deyiminizle. Oraya iyi işletmeciler, yeni işletmeciler ve gerçek işletmeciler arıyorsunuz. Başvuru zamanı yok, her zaman başvurulabilir. Yeter ki sizin kriterlerinizi, yani artık katma değer üretecek, farklı fikirler olacak. Şener olsun. İş fikirleri olsun. Evet. Bunu açıksınız. Toparlayarak bitirelim efendim. Şimdi bu yapmış son işgem aslında başlı başına memleketimize hakikaten bir hizmet. Evet. Allah'a şükrediyoruz ki böyle güzel, hayırlı bir işte bizleri istihdam ettiği için, bize hizmet etme imkanını doğurduğu için Rabbimize şükrediyoruz. Bu ikinci ayağı olan işgem büyüyor projemizle de aslında memleketimize sadece işgem olarak hizmet etmedik. 2016'nın Ocak ayında biz bu projemize start verdik. Evet. Şimdi az önce bahsettik, çok güzel binalar oldu, çok güzel şeyler oldu diye, ama bunun bir de öncesi var aslında. Tabii. Görünmeyen tarafı var. Tabii. Bu proje için 6 yıl mücadele verdik biz. Tabii. 6 yıl ciddi anlamda uğraş verdik. Bu projenin sadece iki kelam yazmakla gelmiyor bu tür projeler. Değil. Bunun ciddi bir altyapısı var, ciddi bir özverili çalışması var. Fakat şu an çok güzel sonuçlar, çok iyi sonuçlarını ve şu da bize bir gurur kaynağı oldu. 2016'nın başından beri gerek inşaat ayağında, gerek teknik destek dediğimiz eğitim danışmanlık alayının ayağında yaklaşık neresine bakarsanız 200 kişiye yakın kişi 2016'nın başından beri burada çalışıyor. Çok iyi. Bunların bir kısmı yabancı uzmanlar. Burada otellerde kalıyorlar, ev kiralamışlar, tabii, kalıyorlar, araç kiralamışlar, lokantalarda yemek yiyorlar.
Bunlar bu ile çok ciddi bir girdidir. Ciddi bir katkıdır. Sonrasında o işliklerde oluşacak işletmeler, atölyeler, çalışanlar veya o ürünlerden çıkacak artı katma değerin dışında şu anda bile sadece şu projenin yapım aşamasında bile ilimize çok ciddi katkı sağladığımıza inanıyoruz. Bunu program başında bahsetmiştim. Hakikaten inandığım bir şeydir. Bunu tevazu olsun diye demiyorum. Bu bizim becerimiz değil. Bu tamamen niyetle alakalıdır. Niyetimiz iyi olduğu için Allah bize yardım etti. Biraz da içimizde memleket sevdası var. İnsan sevgisi var. Biraz da ana baba duası aldık. Bunun neticesinde ortaya çıkan sonuç budur. özellikle iş fikri olan, girişimci olan arkadaşlarımızın ben işgeme uğramalarını, gelmelerini, o yeni işlerimizi görmelerini ve iş fikirlerini bizimle istişare etmelerini istiyoruz. Ciddi bir deneyim ve tecrübemiz var. Zaten işimiz, görevimiz, şeyimiz de, amacımız da budur. Bu konuda Van'a hizmet etmeye bu anlamda istiyoruz. Girişimcilerimizle Van İşgem'e bekliyoruz. Bu arada bu fırsatı da bize verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. İşgem'in tanıtımı adına güzel bir katkı oldu. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Siz de sağ olun efendim. Evet efendim, Mahmut Gedik, Van İşgem Yönetim Kurulu Başkanı. Hakikaten gidin görün. Bence vaktiniz varsa gidin, yeni 30 işletme yapılmış. Orayı görün, oradaki işletmeleri görün, içlikleri görün. Müthiş bir yer. Vallahi espri yapmayayım. Yani imkanım yok öyle bir şey ama dün bile gittim gördüm. Radyoyu acaba oraya mı taşısam diye hoşuma giden bir yapı vardı, bir sistem vardı. Çok teşekkür ediyorum. Buradayız, sizlerle birlikteyiz. Görüşmek, buluşmak umudu ve ümidiyle. Hoşçakalın.